Amerika'nın sesinin Washington stüdyolarından iyi akşamlar. Begüm Dönmez Ersöz ben. VOA Türkçe ekibinin hazırladığı Stüdyo VOA'de bugün yer vereceğimiz başlıklara ve canlı yayın noktalarımıza hızla bakalım. Başkan Trump'ın yargılandığı azil davasında Senato'daki oturumlar 3. gününde de bugün devam edecek. Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında aralarında eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın da olduğu bazı isimlerin tanık olarak ifade vermesi tartışması yaşanmış. Hatta bir tanık takası seçeneği gündeme gelmişti demokratlar ve cumhuriyetçiler arasında. Bu tanık tartışmasında son durum ne? Senato'da bugünkü oturumda ne bekleniyor? VOA Türkçe ekibinden Serhan Akif Akyıldız Senato binasından bize bu konuyla ilgili son gelişmeleri aktaracak birazdan. Almanya Başbakanı Angela Merkel daha önceden de duyurulduğu üzere Türkiye yolcusu, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelecek Merkel. İki liderin gündeminde hangi başlıklar olacak? Almanya Başbakanı ne mesaj verecek Türkiye'ye? Ayrıntıları ve beklentileri de Berlin muhabirimiz Cem Dalaman'dan alacağız. Fransa ve Amerika arasında bir süredir devam eden dijital vergi anlaşmazlığında taraflar artık uzlaşı zeminini yakalamış gibi görünüyor. Fransız ürünlerine Amerikan yaptırımı riski böylece ortadan kalkıyor mu, yoksa taraflar henüz çözümün başında mı? Paris muhabirimiz Arzu Çakır'la bu çerçevenin ayrıntılarını konuşacağız. Varılan çerçevenin ayrıntılarına bakacağız. Ve piyasalar, iş dünyası, Dünya Ekonomik Forumu için Davos'ta genelde de mesajlar oradan geliyor. Aslı Pelit de hem oradaki mesajları hem de New York'tan piyasaları takipte. Son durumu New York'tan Aslı Pelit aktaracak birazdan. Bugün 23 Ocak Perşembe, Studio VOA başlıyor. Başkan Trump'ın yargılandığı azil davası kapsamında Senato'daki oturumlar 3. gününde demiştik. Savcı konumundaki Demokrat Kongre üyelerinin azil gerekçelerini savundukları oturumda 2. gününde malum ilk gün kuralların belirlenmesi ve oylamayla geçmişti. Yine saat 1'de başlayacak bugün oturum Senato'da. Hem dünü biraz toparlayalım hem de Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasındaki tanık takası tartışmasına yakından bakalım. Serhan Akif Akyıldız Senato binasından karşımızda. Serhan, tanık takası tartışması gündeme gelmişti Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasında. Bütün bu azil tartışmasının odağındaki Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, yani Ukrayna Enerji Şirketi'nin yönetim kurulunda daha önce görev almış olan Hunter Biden'ın ifade vermesi karşılığında eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın ifade vermesi, tanık olarak ifade vermesi gündeme gelmişti. ABD basında birkaç gündür aslında bu yazılıyordu. Demokratlar biraz son noktayı koymuş gibi görünüyor. Demokratların lideri bu tanık takası seçeneği masada değil dedi dün. Hatta Joe Biden da dahil oldu tartışmaya. Nedir bu meselenin ayrıntıları? Sadece Demokratların Senato'daki lideri Chuck Schumer demedi. Adam Schiff de bu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu dün. Adam Schiff biliyorsun Senato'daki yargılamada temsilciler misin Demokratlarını temsil eden bir nevi savcılığının lideri konumunda Senato'daki yargılamada. O da böyle bir tanık takasının olmayacağını, söz konusu olmadığını vurguladı. Chuck Schumer ondan önce kameraların karşısına geçmişti. Bu gündemde değil, masada bile değil demişti Chuck Schumer. Ancak bu açıklamaların ardından dün Ted Cruz'dan açıklama geldi. Cumhuriyetçi Senatör, Texas Cumhuriyetçi Senatörü Ted Cruz ki Başkan Donald Trump'a oldukça yakın bir isim olarak biliniyor Ted Cruz. Ted Cruz bu aşamada Senato'daki yargılamada Hunter Biden'ın dinlenmesinin eskisinden de daha önemli hale geldiğini belirterek bir anlamda biraz da kafaları karıştırdı diyebiliriz. Demokratlar buna yanaşmıyor belli. Ancak Cumhuriyetçiler bunda, bütün Cumhuriyetçiler demeyelim çünkü Cumhuriyetçilerin bir bölümünde böyle bir ifadenin partiye de zarar verebileceğini belirtiyorlar. Hemen hatırlatın, Başkan Donald Trump'ın dinlenmesini istediği kişiler arasında yer alıyor Hunter Biden. Ancak dinlenip dinlenmeyeceği ya da bu yönde müzakerenin olup olmadığı henüz ne sonuca varacağı belli ya da müzakere olup olmadığını bile aslında net bilmiyoruz diyebilir. Çünkü basına yansımıştı ama Chuck Schumer bunu çok net bir şekilde reddetmişti. Buna göre basına yansıdığı kadarıyla diyelim, Demokratlar John Bolton'ın, Cumhuriyetçiler de Hunter Biden'ın Senato'da ifade vermesini istiyorlar. John Bolton ismi oldukça önemli Demokratlar için.
John Bolton bir süre önce senatodaki yargılama sırasında eğer kendisiyle ilgili cevap çıkarılması halinde ifade vereceğini belirtmişti. Başkan Donald Trump Davos'tayken bu soru soruldu ona. Başkan Donald Trump görgü tanıklarının dinlenmesine karşı olmadığını belirtti. Ancak cümlesine ama ile devam etti. Ama dedi John Bolton konuşması güvenlik konusu dedi, güvenliğimize zarar verebilir ifadesini kullandı. Aslında Başkan Donald Trump daha önce de görgü tanıklarının dinlenmesine karşı olmadığının mesajını vermişti genelde. Ancak cümleleri genelde hep amayla bittiği için belki de Cumhuriyetçiler Senato'daki yargılama sırasında görgü tanıklarının genel olarak dinlenmesine pek istemiyorlardı diyebiliriz. Senato çoğunluk lideri Mitch McConnell aslında bu Senato'daki yargılamayı çerçevesini belirleyen isim diyebiliriz bir yerde. En başından beri görgü tanıklarının dinlenmesine karşı çıkan bir isim. Sadece kısa bir yargılamanın olmasını isteyen bir isim. Görgü tanıkları dinlenecek mi, dinlenmeyecek mi? O önümüzdeki hafta netleşecek. Daha önce hatırlayacaksın görgü tanıklarının dinlenmesi konusunda bir önerge sunmuşlardı demokratlar ancak başarılı olamamışlardı. Önümüzdeki hafta hem iddia makamının hem savunma bakanının savunma tarafının konuşmalarının ardından senatörler 16 saat boyunca soru sorabilecekler taraflara. Yazılı olacak bu. Anayasa Mahkemesi Başkanı senatodaki yargılamaya başkanlık eden John Roberts'a yazılı olarak ifade edecekler. Başkan Roberts da yazılı olarak iletecek taraflara. İşte onun ardından 4 saat boyunca senatörler görgü tanıklarının çağrılmayacağını tartışacaklar. O senatodaki yargılamanın kaderini belirleyecek bir yerde. Demokratlar bunu yeniden önerge olarak senatodaki yargılamanın gündemine getirmesi bekleniyorlar. Ancak demokratların da bunu kabul ettirebilmesi için 4 cumhuriyetçi senatörün desteğine ihtiyaçları var. Yarıdan bir fazla 47 şu anda sayıları, 45 demokrat, 2 bağımsız. Bu nedenle 4 cumhuriyetçi senatörün de demokratlara destek vermesi gerekiyor bu önergede. İşte cevabı bilinmeyen en önemli soru bu diyebiliriz senatodaki yargılamada. 4 cumhuriyetçi senatör demokratlara destek verecek mi, vermeyecek mi? Senatodaki yargılamanın kaderini biraz etkileyecek konu bu diyebiliriz Begüm. Serhan, şunu da sorayım şimdi. Dünkü oturumda Trump'ın 2020'deki başkanlık seçimini yeniden kazanmak amacıyla ve seçim kampanyasına yarar sağlamak amacıyla Ukrayna'ya baskı için tırnak içinde söyleyelim yozlaşmış bir planı hayata geçirmekle suçlandı. Trump dün demokratlar tarafından ağırlık genellikle bunun üzerine yoğunlaştı. Yani görevi suistimal ilk azil gerekçesi, birinci azil gerekçesi ilk suçlama üzerine yoğunlaştı demokratlar dünkü oturumda. Bugünkü oturumda tartışmanın odağı ne olabilir, nasıl bir tartışma yaşanabilir ve bu hızla giderse bu süreç acaba Şubat'ın ilk haftasına kadar tamamlanacak gibi mi görünüyor? Yani gelecek hafta çok önemli. Eğer gelecek hafta Senato'daki yargılamada görgü tanıklarının dinlenmemesi yönünde bir karar çıkarsa belki gelecek hafta bile bitebilir Senato'daki yargılama. Ama senin de dediğin gibi genelde Amerikan medyasına yansıdığı kadarıyla amaç 4 Şubat'tan önce bitirmek. İşte Senato'da gelecek hafta yapılması beklenen görgü tanıkları ile ilgili oylamanın Senato'daki yargılamanın süresini belirleyici olması bekleniyor diye. Dünkü oturuma dönecek olursak, dünkü oturumda Demokrat Kongre üyeleri de, savcı görevi yapan Demokrat Kongre üyeleri de bunun üzerinde durdular. Özellikle Adam Schiff, o kongre üyelerinin lideri konumunda, savcıların lideri konumunda. Hatta ekranlardan senatörlere Başkan Donald Trump'ın daha önce bu konuyla ilgili yaptığı açıklamaları izletti bir kez daha Adam Schiff. Başkan, az önce de söylediğim gibi Başkan Donald Trump daha önce görgü tanıklarının dinlenmesine birkaç defa karşı olmadığını belirtmişti. Sadece onu dinletmedi Adam Schiff. William Taylor'ın konuşmalarını da dinletti ki William Taylor Temsilciler Meclisi'nin azil soruşturmasında Temsilciler Meclisi'nde ifade vermiş. O zaman Ukrayna Büyükelçisi de William Taylor. İşte William Taylor'ın Dışişleri Bakanlığı'na yazdığı mektubu hatırlattı Adam Schiff. İşte dedi o mektubu size okumayı çok isterdim ama okuyamıyorum çünkü yönetim bizle bu mektubu paylaşmıyor dedi. Ama bunu aşabilirsiniz dedi. Kullanacağınız oylarla o mektubun buraya ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Görgü tanıklarının ifade vermesini sağlayabilirsiniz dedi. 8 saat sürdü dünkü Adam Schiff ve diğer Temsilciler Meclisi'nin demokrat üyelerinin konuşmaları. İşte bugün de 8 saat sürmesi bekleniyor. Dün özellikle görevi kötüye kullanma
Kongre'nin çalışmasını engelleme suçlamasının üzerinde de durdular. Özellikle Başkan Donald Trump Davos'tayken bir açıklama yapmıştı, hatırlayacaksın. Bizim elimizde bilgiler var, kanıtlar var, onların elinde yok demişti. İşte Walt Demings kürsüye çıktı. Temsilciler Meclisi'nin demokrat üyesi, savcı konumundaki, o da dedi ki işte Başkan Donald Trump'ın bu açıklamaları bile dedi, bir kanıt dedi, bir itiraf dedi neredeyse Kongre'nin çalışmasını engellemesi açısından. İşte önümüzdeki hafta çok önemli. Temsilciler Meclisi, Senato'daki yargılamada bugün ve yarın da Demokrat Kongre üyeleri Trump'a yönelik suçlamalarına devam edecekler. Cumartesi günü söz savunmaya geçecek. Onların da Senato'daki yargılamanın planlamasına göre 3 gün boyunca, yani pazartesi ve salı da kendi argümanlarını sunması bekleniyor. İşte ondan sonra Senato'daki yargılamanın kaderini belirleyecek süreç geliyor diyebiliriz. Senatörlerin soru sorması, daha sonra görgü tanıklarının çağrılıp çağrılmayacağına dair tartışma. Eğer görgü tanıkları çağrılırsa kimler çağrılacak? O da şu anda yanıtı henüz bulmuş soru değil. Demokratlar John Bolton'un, Cumhuriyetçiler de, hepsi demeyelim, bazı Cumhuriyetçi senatörler de Hunter Biden'ın görgü tanığı olarak çağrılmasını istiyorlar. O yüzden bu soruların cevabını bulabilmek için gelecek haftayı görmemiz gerekecek bir gün. Serhan Akif Akyıldız'a çok teşekkür ediyoruz aktardığı notlardan dolayı. Bakalım neler olacak. Biz Avrupa'nın gündemine biraz geçelim. Almanya Başbakanı Angela Merkel Türkiye yolcusu demiştik. Erdoğan'la görüşecek yarın. İki liderin gündeminde Suriye, İran ve Libya var. Göçmen meselesi var. Cem Dalaman Berlin'den karşımızda. Cem, iki lider en son Berlin'deki Libya konferansında geçtiğimiz hafta sonu bir araya gelmişti. Yarınki görüşmeden ne beklemeliyiz bu az önce saydığımız başlıklarda? Merkel ne gibi mesajlar verebilir Türkiye'ye? Senden dinleyelim. Bugün sadece pazar günü Libya konferansı kapsamında bir araya gelmediler. İki lider geride kalan 3 hafta içinde en azından 3 kez telefonlaştılar. Bunu da bir bilgi olarak aktarmak istiyorum. Yarının hazırlığı da yapıldı kuşkusuz bu telefon konuşmalarında. En önemli konu Angela Merkel açısından baktıkta mülteci, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında 3 yıldır yürürlükte olan mülteci anlaşmasının uzatılması, bu iki liderin buluşmasında konuşulacak konulardan birinci madde. İki liderin gündemine değinmeden kısaca Merkel'in programını aktarmak istiyorum. Merkel, senin de belirttiğin gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte olacak. Esas gezinin esas amacı ya da resmi nedeni Almanya-Türkiye arasında bundan 6 yıl önce kurulan Alman-Türk Üniversitesi'nin yeni kampüsünün açılışı. İki lider oraya gidecekler, kampüsü açacaklar. Onun dışında Başbakan Merkel'in TÜSİAD'ın düzenlediği bir konferans kapsamında Türkiye'de iş yapan Alman iş adamlarıyla ve Türk iş adamlarıyla, işverenlerle bir araya gelmesi planlanıyor. Ama tabii ki en önemli nokta Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan buluşma, zirve. Mülteci anlaşması dedik. Mülteci anlaşması 2016 yılından bu yana yürüyor. Ancak iki tarafta anlaşmanın gidişatından memnun değil. Angela Merkel özellikle Türkiye'den Yunanistan'a geçen mültecilerin, kaçmayı başaran mültecilerin Yunanistan'dan yeteri kadar Türkiye'ye geri gönderilmediği konusunda şikayetçi. Bu konuda hem Türkiye'nin hem de Yunanistan'ın yapması gerekenler olduğunu belirtiyor. Türkiye'nin daha fazla dikkatli olması gerektiğini düşünüyor Angela Merkel. Sınırlarını daha iyi şekilde koruması gerektiğini belirtiyor. Bunu daha önce geçen haftalarda yaptığı çeşitli açıklamalarda gündeme getirdi. Ocak ayı başında da Atina'ya gitti Angela Merkel. Her iki ülkenin de bu konuda sorumlulukları olduğunu belirtti ve Türkiye'nin de mülteci anlaşmasını daha sıkı kontrol ederek yaşama geçirmesi gerektiğini belirtti. Türkiye ise mülteci anlaşmasının karşılığında verilen sözlerin tutulmadığını sıklıkla dile getiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu birkaç kez söyledi. Hatta bundan kısa bir süre önce Aralık ayında yaptığı bir konuşmada, mülteci anlaşması konusunda yaptığınız, verdiğiniz sözleri yerine getirmezsek kapıları açarız, mülteciler de size gelir, bu bizim sorunumuz değil şeklinde konuştu. Bugün de Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Alman gazetelerine verdiği benzer bir ifade var. Mamafi o daha yumuşak bir dille Türkiye'nin mülteci anlaşmasını sürdürmek istediğini, kendine düşen görevleri yerine getirdiğini, Avrupa Birliği'nin ve Almanya'nın
Türkiye'ye verdiği sözleri, ki bunlar gümrük birliğinin yenilenmesi, öte yandan Türkiye'ye daha fazla mali yardım, vize serbestisinin getirilmesi gibi noktalarda bu konudaki sözlerin yerine getirilmesini istedi Çavuşoğlu. Bu konu konuşulacak ağırlıklı olarak, ama onun dışında tabii Kıbrıs meselesi, bugün Kıbrıs Rum bölümünün Cumhurbaşkanı Anastasiadis'in Merkel'le konuştuğu öğle saatlerinde açıklandı ve Merkel'in Türkiye ile Güney Kıbrıs arasında ve Yunanistan arasında arabulucu görevini alması şeklinde bir mesaj verdiği bildirildi. Özellikle Türkiye'nin Akdeniz'de planladığı sondajlarla bağlantılı, Bir diğer konu da tabii ki Türkiye'nin beklentisi Gümrük Birliği. 2020 yılının önümüzdeki Temmuz ayında, 1 Temmuz tarihinden itibaren Almanya Avrupa Birliği'nin dönem başkanlığını üstleniyor. Ve Merkel'den gelen mesajlarda Türkiye'nin yıllardır gündeme getirdiği, talep ettiği Gümrük Birliği'nin genişletilmesini Merkel'in de artık kabul ettiği ya da desteklediği şeklinde mesajlar alınıyor. Bu konuda gündeme gelecek. Bir diğer konu da tabii ki Libya. Libya konusunda geçen pazar günü varılan anlaşma nasıl yaşama geçirecek? Türkiye'nin, Almanya'nın buna katkısı nasıl olacak? Bu konuda konuşulacak. Belirttiğim gibi çok yoğun bir gündem. Merkel günübirlik bir ziyaret yapıyor. Merkel ile Erdoğan arasındaki buluşmanın 2 saat olması planlanıyor. Ardından da bir basın toplantısı yapacak iki lider ve konuştuklarını, vardıkları anlaşmaları kamuoyuyla paylaşacaklar bir gün. Peki Cem Dalaman'a çok teşekkür ediyoruz. Bakalım iki lider basın toplantısında neler söyleyecekler, onları da aktarırız diyelim. Şimdi Almanya'dan sonra Fransa'ya dönelim. Amerika ve Fransa arasında vergi tartışmasında çözüm nihayet kapıda göründü gibi görünüyor. Tarafların en azından bir uzlaşma zemini yakaladığı haberleri geldi. Ortak çerçeve belirlendi. ABD internet devlerini bu işte yakından ilgilendiriyor. Paris muhabirimiz Arzu Çakır'a soralım. Arzu, kim geri adım atmışa benziyor bu süreçte? Fransa mı, Amerika mı? Bu varılan ortak çerçevenin ayrıntıları nedir? Kulis haberlerini, kulis bilgilerini de aktardığımızda çok net olarak ortaya çıkacak ki Begüm, Fransa ciddi anlamda geri adım attı. Bu konuda Başkan Donald Trump'ın Fransız lüks ürünlerine, yani lüks kozmetik ürünlerine, bazı peynir çeşitlerine ve lüks deri firmalarına vergi uygulayacağı tehdidi görünen o ki işe yaramış durumda. Fransa, yani Paris, Washington'la bir ticaret kavgasını göze alamadı diyebiliriz. Ve pazar günü Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la Başkan Donald Trump telefonla görüştü. Dün ve bugün Fransız Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Amerikan meslektaşı, mevkidaşı Steve Mnuchin'le bir araya geldi. Dün bu konuyu konuştular. Bugün yeniden bir araya gelecekler bu konuda nasıl adım atılabilir diye. Ancak Maliye Bakanı açıklamalar yaptı. Fransız Maliye Bakanı Bruno Le Maire bu konuyu, yani GAFA, Google, Amazon, Facebook ve Apple firmalarına vergi uygulanması yönündeki Fransız parlamentosundan geçen yasanın uygulamasını askıya aldıklarını duyurdu. Normalde Nisan ayında ve Kasım ayında iki ayrı etapta bu firmaların gelirlerinin, toplam gelirlerinin %3'ü oranında vergi alınacaktı. Bu da 100 milyonlar anlamına geliyor. Google ve Apple Başkan Trump'tan konuya müdahale etmesini istemişlerdi ve sonuçta Trump devreye girdi. Tehditler de işe yaramışa benziyor. Fransa, Amerika ile bir ticari savaşı göze alamayacağını açık bir şekilde gördü. Bunun hiç kimsenin işine yaramayacağı şeklinde Bruno Le Maire'in etrafından, çevresinden, ekibinden açıklamalar var. Dolayısıyla bu konuda tarih ertelendi. Aralık ayına kadar askıya alındı ödemeler. Neden Aralık ayı? Çünkü 3 Kasım'da Amerika'da seçimler var. Başkan Trump aday. Bu konuyu seçimlerin gölgesinden uzak çözümlemek istiyorlar. Ayrıca bu konuda ülkelerin tek tek uygulamaya gitmesi değil, OECD kapsamında G20, OECD'ye görev vermişti bu konuda uluslararası ortak bir metin hazırlaması için. OECD çerçevesinde bu konunun çözüme ulaşabilmesi için süre tanınması istendi. OECD çalışmalarını devam ettirecek.
Yetki OECD'ye verilecek. Eğer OECD bir sonuç alamazsa Aralık ayında bu konu yeniden ticaret savaşına dönüşecek. Davos'ta da birbiri ardına bu konuda mesajlar gelmeye, tehditler savunmaya devam ediyor. Fransa bu alanda geri adım attı diyebiliriz özetle. Arzu Çakır, çok teşekkürler aktardığın bilgiler için. Sırada piyasalarda son durum var. Paris'ten New York'a uzanalım. Aslı Pelit New York'tan karşımızda. Aslı, hafta sonuna yaklaşırken senden hem piyasalardaki son durumu alalım hem de yayının başında da söylemiştik kısaca aktarırken iş dünyası liderleri, maliye bakanları, herkes bir yandan da Dünya Ekonomik Forumu için Davos'ta olunca mesajlar da oradan geliyor. JP Morgan Başkanı'ndan da merkez bankalarına uyarı var. Bir sonraki krize hazırlanın uyarısı geldi oradan da. İş dünyası Davos'tan bir yandan bu mesajları veriyor. Hem bu mesajların ayrıntılarını hem de piyasalardaki son durumu senden alalım. Evet Begüm, Amerikan piyasaları kısa ama dalgalanmaların yüksek olduğu bir hafta yaşıyor. Bunun sebeplerinin başında da Davos zirvesinde konuşulan konular geliyor. Şimdi JP Morgan'ın yönetim kurulu başkanının Davos'ta verdiği panelde yaptığı konuşmada merkez bankalarının faiz düşürmelerini eleştirdi ve Avrupa biliyorsunuz merkez bankası olsun, Amerika'da merkez bankasının Fed'in faiz düşürmesi için Başkan Trump'ın baskısı olsun. Bu faiz oranlarının bu kadar düşük tutulması bir sonraki krizin ki geleceğine artık herkes emin, 2020 yılında olmasa bile 2021 yılında, yani iki seçimlerin ardından piyasaların zaten bu kadar yükseldikten sonra düşmeleri gerektiği için bir kriz bekleniyor. Bu krize karşı merkez bankalarının önlem alabilmesi için de JP Morgan ve birçok büyük finans şirketi merkez bankalarının faiz oranlarını tekrar yükseltmelerinin daha doğru bir hareket olduğunu düşünüyorlar. Çünkü kriz geldiğinde düşürecek faiz oranı kalmamış olacak eğer böyle devam ederse. Davos'ta diğer önemli bir konu da iklim değişikliği biliyorsunuz. İklim değişikliğine karşı koyabilmek için neler yapılması gerektiğine dair konular konuşuluyor. Dünya ekonomisiyle yakından ilgili bir konu. BlackRock yine çok büyük bir yatırım şirketi. BlackRock'ın CEO'su Larry Fink bu konuyla ilgili dün çok ilginç bir açıklama yaptı. Dedi ki finans merkezi olarak, finans şirketleri olarak yatırımlarımızı değiştirmemiz gerekebilir. Çünkü eğer iklim değişikliğine karşı yapılması gereken, alınması gereken önlemler alınırsa finansmanın başka bölgelere kaydırılması gerekiyor. Çünkü şirketlerin gelir ve kar oranları bu yeni iklim değişikliğine uygun yasaların arkasından gelmesiyle düşebilir. Çünkü bu çok büyük bir zaten tehlike. O yüzden de Greta Thunberg ve arkadaşları iklim değişikliği değil sistem değişikliği dedikleri zaman protestolarda bunu anlıyoruz. Finans şirketlerinin ve büyük şirketlerin iklim değişikliğine ayak uydurması demek, kar oranlarının düşmesi demek. Kısaca yatırımcılar devamlı olarak Davos'tan gelecek son notları bekliyorlar. Bu yüzden de söylediğim gibi dalgalanmalar çok yüksek ve nitekim bugün piyasalar düşüşte. Bakalım haftayı yarın nasıl kapatacaklar Begüm. Aslı Pelit'e çok teşekkür ediyoruz. Bakalım önümüzdeki haftada Davos'tan geriye kalanlara bir yandan da bakmaya devam ederiz diyelim. Dünyanın gündemi Çin'deki korona virüsü. Malum bütün ülkeler kendi önlemlerini alıyorlar. Türkiye de aynı şekilde. En son açıklama Sağlık Bakanlığı'ndan Wuhan İstanbul seferlerinin bir süreliğine askıya alındığını açıkladı Sağlık Bakanlığı. Şimdi işin de Amerika cephesine bakalım. Amerikan Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi ilk kez Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tür koronavirüsünün Amerika'da ilk kez Seattle'da görüldüğünü doğruladı. Koronavirüsü salgını şimdiye kadar Japonya, Güney Kore, Tayland ve Filipinlere sıçradı. Bu arada Pekin hükümeti salgın yüzünden 11 milyon nüfuslu Wuhan'ın ardından iki kenti daha karantinaya aldığını bildirdi. Pekin'deki basın toplantısında konuşan Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Çin'in Dünya Sağlık Örgütü'nün bu hafta düzenlediği toplantılara katılacağını açıkladı. Çin tüm ülkelere uzmanlarla ve Dünya Sağlık Örgütü ile salgın hakkındaki verileri paylaşacak, araştırma yapacak ve salgını konuşacak. Sözcü, salgının yayılmasını önlemek için Çin'in sıkı önlemler ve kapsamlı uygulamalar getirdiğini söyledi.
Wuhan'daki yönetim kente giriş ve çıkış yapan herkese uygulanan kontrolleri arttırdı. Çin'in orta kesimlerindeki Wuhan'da patlak veren salgın diğer kentlere de yayılıyor. Güneydeki Guangdong, Şangay ve başkent Pekin'de de vakalara rastlandığı bildiriliyor. Çok endişeli değilim, artık yaşlandım, eskisi kadar dışarı çıkmıyorum. Hubei'ye gitmeyi planlıyordum ama şimdi seyahatimi iptal etmeyi düşünüyorum. Tüm iş arkadaşlarım eğer gidersen geri döndüğünde karantina altına alınacaksın diyor. Çin dışında koronavirüsü vakalarına rastlanan ülkeler Tayland, Japonya, Güney Kore, Fransa, Filipinler ve Amerika. Anthony Fauci, Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü. Çin kadar büyük ve kalabalık bir ülkede bir salgın patlak verdiği ve Amerika ve Çin arasındaki seyahatin ne kadar yoğun olduğu düşünüldüğünde bizde de yeni vakalara rastlanacağına şüphe yoktu. Nitekim virüs Amerika'ya da ulaştı. Amerika'daki ilk koronavirüsü vakası Washington eyaletinde yaşayan, kısa süre önce Wuhan'a seyahat eden ve geçen hafta federal sağlık yetkililerinin havaalanlarındaki taramalara başlamadan önce Amerika'ya dönen 35 yaşındaki bir erkekte görüldü. Karantinaya alınan hasta doktorların sıkı denetimi altında. Anthony Fauci, koronavirüsünün yol açtığı ölüm oranının %2 olduğunu söylüyor. Bu oran daha da artabilir ya da azalabilir, emin değiliz. Çünkü bu salgın hakkında henüz yeni bilgi ediniyoruz. Salgın korkusu yaklaşık 20 yıl önce başka bir tür koronavirüsünün yol açtığı ve küresel salgınla yayılan yaklaşık 800 kişinin öldüğü SARS hastalığını akıllara getiriyor. Devrim Moral, Amerika'nın Sesi, Washington. Bu haberle Washington'dan yaptığımız canlı yayının bugünlük de sonuna geliyoruz. İnternette adresimiz amerikaninsesi.com. Yarın yine öne çıkan gündem başlıklarıyla Washington'dan karşınızda olacağız. İyi akşamlar.